Çatır vardı burada bir yerde. Çatıya bile koyamayacağım ya. İnşallah oraya mum asmaz. Bardaki gibi. Bakalım. O zaman asabilir mi? Hı? Bu arada asar. Bu arada asar. Bu arada anasını bile ağlatır. Maşallah de ya. Geç beni nazar edeyim. Hani olsa şimdi gördük değil mi abi? Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Evet. Başladın mı? Başladım. Evet. Yani rapor lazım ama. Bu aramızda geçen gün baktığımızda yavru sülüklüğü vardı. Ben bütün çerçevelerini almıştım bu aranın. Bütün çerçevelerini almıştım, çıkarmıştım dışarıya. Bu yavru sülüklüğünü engelleyebilmek için başka bir petekten. Evet, ana burada. Kapalı ana yumurta aldım, verdim. Şuradan bir yumurta. Tamam, bir saniye. Nerede anar abi? Buradaydı. Arkaya geçtiniz. Üzerindeydi kanka, çevir bir de. Kenarından geçtim. Öbür tarafı çevir. Ha burada. Ha burada. Dur bir yana çekeyim hadi. Şimdi çekemiştim artık, çok geç. Bana bir tane daha strafor lazım. Bir dakika. Onu niye çıkardın attın? Hı? O şey petik be. Şimdi şöyle, ben çerçeveleri aldığım, boş çerçeve bıraktığım için bir de belki mikroptan arınmıştır ama bakalım. Evet. Şimdi bu aramız, normalde bu aramızın şeyi vardı. Dün yavru çürüklüğü vardı ama yavru çürüklüğü şeyden kaynaklıydı. Üşütmeden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bütün larvalarımız temiz duruyor. Ama bu çerçeveyi yine de bırakmadım ki mikrop olabilir bu çerçevenin üzerinde diye. Temiz olduğuna sanıyoruz. Sıvı ve şey yok. Larvalar canlı. Şu anda. Larvalarda bir sıkıntı yok ya. Ama yine bal sağdıktan sonra Ağustos'ta balı sağdık. Ağustos sonunda balı sağdık. Balı sağdıktan sonra ben her araya kendim yıllardır yapmış olduğum deneyimleri istinaden her yıl başka bir şeyler deniyorum. En son yapmam gereken şeyi kendim düşünerek buluyorum. Balı saldıktan sonra arıya teknik olarak bir arının, şöyle düşünün, 100 tane askeri var. 100 askeri yetecek bir arısı var. Şey, balı var. Bu askere balını siz alıyorsunuz elinden. Balını elinden aldığınızdan arı öyle bir hayvan ki kışa ve sonbahara kendi yiyeceğinin yetmeyeceğini düşünerek mevcudunu kırıyor. Hani mevcudunu öldürüyor. Mevcudunu, asker sayısını azaltıyor. Yaşlı arısını öldürüyor. Kolonideki bal durumuna göre arının
mevcudunu kendi ayarlıyor. Koloninin mevcudunu bal durumuna göre ayarlıyor. Siz çünkü balını aldığınız için. Bu yani bilimsel olarak yapılmış bir araştırmaydı. Ben bunu internette okumuştum makalelerde. Bunu denedim. Bunun doğru olduğunu tespit ettim. Balıktan hemen sonra ben araya kekle besleme yaptım. Arada dişleri bizi. Şimdi sonbahar bakımında işte... Şimdi arıya kek beslemesi yapmak, sonbahara arıyı güçlü sokmak. Arının mevcudunun mevcut kayıplarına, arı koloni ölümlerine sonbaharda rastlamamak demek oluyor. Bugüne kadar geldik, ben henüz sonbaharda arı kaybım olmadı. Bu beslemeyle arının mevcudunu koruyoruz. Sonbahardayız şu anda. Yaklaşık bu ayın sonuna doğru 15-20 gün sonra kışlatma yapıp, kış bakımını yapıp üzerlerini kapatacağız son olarak. Ama şu anda daha zamanı değil. Çok güzel bir polen akımı var. Sarmaşık dediğimiz burada bizim bitki örtüsü var. Sarmaşıktan şu anda bal akımı var ve polen akımı var. Çok güzel bir şekilde arada yumurta var. 7-8 çerçeve baharmış gibi, Mart ayındaymışız, Nisan ayındaymışız gibi kapalı yumurtası var. Mevcudumuz çok iyi. Bu şekilde kışa hazırız ama bu hazırlığı dediğim gibi sonbaharda, direkt sonbaharda değil, balı sağdıktan sonra yapmış olduğumuz uygulamaya borçluyuz. Şimdi bal sahamından sonra varroa mücadelesi ve besleme ile devam etmek gerekiyor. Evet, şimdi kimi aracı balı sağıyor, alıyor kovanın balını ama diyor işte maliyetlerden kaçıyor, mevcut ekonomik koşullardan dolayı araya bakmıyor, şerbet vermiyor veyahut da kek vermiyor, işte doğru bulmuyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor. Sonra kışa koloni 2 çerçeve giriyor, 3 çerçeve giriyor. O koloninin kıştan sağlıklı çıkmasını bekliyor. Şimdi sorduğun zaman seninle nasıl bir uygulama yaptın, o nasıl bir uygulama yaptığı zaman dediğin zaman, karşılaştırdığın zaman tablo ortada, zaten videolarda da göreceksiniz. Şu andaki bizim arılarımız nereden bakarsanız 7-8 çerçeve kapalı yumurtamız var. İlk baharmış gibi çalışıyor ve havaların soğumasına, tam anlamıyla soğumasına yaklaşık 15-20 gün var. Arı bu yumurtaya çıkaracak, kendine genç bir nüfus elde edecek, kışı bu şekilde geçirecek diye düşünüyoruz. Yani biz şimdi sıkıştırma yapmak için geldik bugün kolonilerimize. Hani biraz daha sağdan soldan straforla sıkıştıralım, içerideki boş çerçeveleri alalım diye ümidiyle geldik. İnanın bunu bile yapamadık bugün. Bugün boş, yani beslemeye devam kararı. Beslemeye devam ettik, beslemeye devam kararı aldık. Henüz arımız hem ne kışa hazır ne de havalar kışı gösteriyor şu anda. 10. aydayız. Boş çerçevelerimizi bile alıp straforla sıkıştırma işlemini bile araya yapamadık. Şu anda arı o kadar geniş çalışıyor. Bu zamanda yumurtayı çürütme ya da soğutma ihtimali var mı? Arılar nasıl? Şimdi şöyle, ona şöyle bakmak lazım. Aslında yavru çürüklüğü direkt anne arının düzensizliğinden başlar. Nizamsızlığından, tertipsizliğinden başlar. Şöyle, bir anne arı bir çerçeve üzerine, bir çıta üzerine çıktığı zaman o çıtadaki yumurta oranını ayarlayıp, o çıtayı komple yumurtaya bağlayıp ondan sonra bir sonraki çıtaya geçmesi gerekiyor. Şimdi bazı anne arılar her çıtada işte belli bir ebatta küçük küçük yumurta atıp birden arıyı genişletebiliyor. Daha sonra soğuk olduğu zaman arı birden çekilip salkıma girdiği zaman köşelerdeki yumurtalar, köşelerdeki çerçeve yumurtaları boş kalabiliyor ve bu yumurtalar çürüyor. Yani ben bunu nasıl tecrübe ettim? Ben böyle nizamsız çalışan bir anne arı gördüğüm zaman şahsen imha edip yeni anne arı veriyorum. Yani anne arının kalitesini oradan da tespit etmek lazım. Yani biz İyi bir anne arıyla çalışıyoruz. Saf Kafkasır anne arıyla çalışmaya çalışıyoruz. Eğer anne arı bir çerçevede komple yumurtayı geniş bir şekilde atıp arıyı sıkıştırarak kendi düzeniyle çalıştırıyorsa o anne arı iyidir. Ama hani bir sağ çerçevede yumurta atıp gelip bir sonraki çerçeve bir avuç daha yumurta atıp bir sonraki çerçeve bir avuç daha yumurta atıp arıyı bu şekilde dağınıklığa sebep oluyorsa, çerçeveyi tam anlamıyla kullanmıyorsa, bir çerçevedeki işini tamamen bitirmeden, nizamını, düzenini ona göre kurmadan bir sonraki çerçeveye geçiyorsa, o anne arı benim için iyi değil. Şahsen benim için iyi değil. Ben o anne arıyı değiştiririm. Benim şu anda anne arılarım öyle değil. Düzgün çalışıyorlar. Daha nizami çalışıyorlar. Güzel yumurta atmışlar. Güzel yumurta atmışlar. Her şey istediğim gibi. Beğenmediğim bir anne arı henüz rastlamadım. 40 tane kolonim var. Hepsini beğeniyorum. Hepsi güzel. Bir tane sadece yaylada zayıf kalmışlardım biraz. Yaylaya gidememiştim Ardahan'a. Orada bir eksikliğim olmuştu. Arım zayıf kalmış. Sıkıştırma yapamamışım, destekleyememişim vesaire deyip o yavru çürüklüğüne sebep olmuş. Ama muhtemelendir ki eğer şimdi ona kapalı yumurta verdim, eğer önüne geçemezse muhtemelen koloninin genel olarak sağlık sorunuyla anne arıdan kaynaklandığını düşüneceğiz. Şimdi bazı sorunlarda anne arıdan kaynaklanıyor. Şöyle, anne arının yumurtalık haznesinde enfeksiyon olabiliyor. Nasıl bir insanda enfeksiyon olabiliyorsa
şey olabiliyorsa, anne ardında karnında bir enfeksiyonu bir şey bakteri olabiliyor. Bu bakteri de yumurta çürüklüğüne bizim burada sebep olabiliyor. Yani yumurta çürüklüğünün hiçbir şekilde önüne geçemiyorsanız o kolonide, benim şahsen o kolonim az önce işaretlemiştim, gördüm, şimdi aklıma geldi. Geçtiğimiz bahar ayından beri bu yavru çürüklüğüyle mücadele ettiğim bir koloni. Aynı şekilde mücadele ettiğim bir koloni. Üzerine yazmışım. Ama hani bunun önüne geçemiyorsam bu kışı atlatmaya çalışacağım. Bu kışı atlattıktan sonra anne arasını değiştireceğim. Ama bu kışı da atlatabileceğimizi düşünmüyorum. Çok da önemli değil. 40 arada bir tane zayiat. Yani şu anda riskli bir koloni. Riskli bir koloni. Bu kışı çıkarabileceğini de çok düşünmüyorum. Ama ben yine de kapalı bir çerçeve yumurta verdim. Bakalım. Peki bu yavru çürüklüğü diğer kolonilere geçmez. Şimdi bu Amerikan yavru çürüklüğü değil. Ben bu kolonideki çürüklük ya anne ardının enfeksiyonel bir kaynak, anne ardından kaynaklı bir şey, ya da yumurtayı çürütüyor, anne ardı düzensiz çalışıyor dediğim gibi, o yüzden kaynaklandığını düşünüyorum. Amerikan yavru çürüklüğü olsaydı şu anda zaten Amerikan yavru çürüklüğü filuradan çok hızlı bir şekilde bütün araya bulaşabilen bir bakteri. Bütün bölgede bulaşabilen, anladım. Toplu ölümlere sebep olan bir bakteri ve virüs. Çünkü şu ana kadar böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bu sonbahar ve... Genelde Türkiye'de Amerikan yavru çürüklüğü yok. Yapılmış araştırmalara Türkiye'de öyle bir Amerikan yavru çürüklüğü yok. Genelde sonbahar bakımlarında rastlanıyor. Üşütmeden kaynaklı, işte arının düzensiz çalışmasından kaynaklı, beslemelerin az olmasından kaynaklı gibi şeylerden dolayı. Peki sonbahar beslemesinde kek, taco şeker, ondan sonra şerbet verme en iyisi hangisi? Her arıcı farklı bir şey düşünür, her arıcı farklı görüşür. Benim fikrim şudur, her arıcı değil, her arıya göre müdahale etmek lazım. Bir koloniye gittiğiniz zaman, bir koloninin başına gittiğiniz zaman, koloniyi açtığınız zaman, koloninin içindeki düzene, tertibe, yumurta durumuna, yavru durumuna ve işçi arı durumuna bakarak o koloniye hangi besleme türünün daha uygun olacağını orada tespit etmek gerekir. Şahsen ben o fikirdeyim. Sonbaharda genelde üç elin takoz dediğimiz şekerleri var. Kek beslemesi yapıyoruz. Bununla arıyı yumurtaya teşvik ediyor. Biz bununla bu şekilde düşünüyoruz. Bu şekilde biliyoruz, görüyoruz, tecrübe edindik. Bu şekilde tecrübe edinerek devam ediyoruz. İlkbaharda da şerbet beslemesi, katı besleme gerekiyor. Şu anda arının zaten balığı var. Yeterince balığı var. Göz balığı var, kapalı balığı var. Siz şu anda araya şerbet vermek sadece bal stoğunu arttırmak anlamına gelir. Ama bunun dışında takviye daha güçlü ve azdırıcı olarak takoz şeker veyahut da kek verirseniz, ekstra bal şerbeti verirseniz bu arayı şu az önce gördüğümüz gibi 7-8 çerçeve kapalı yumurtaya teşvik edersiniz. Şerbet de olabilir ama her aracının kendi besleme düzeni farklıdır. Ama ben her aracıya göre değil, her aracının besleme alışkanlığına göre değil, her koloninin durumuna göre beslemenin uygun olduğunu düşünüyorum. Yani her koloni farklı bir şeye ihtiyacı vardır. Bunu tespit edebiliyorsan zaten aracısındır. Şey, Ağustos'ta bölünen arılarda şerbet vermek daha mantıklı. Şimdi Ağustos ayında böldüğün arıda işçi arı sayısı otomatikmen %50 düşüyor. Sen normalde 5 çerçeve arı böldüğünü düşünürsün ama işçi arı sayısı muhtemeldir ki ana koloninde kalır. Yani merkezdeki koloninde kalır. Sen aldığı başka yere taşıdığın koloninde başka bir yere bölme yaparak götürdüğün koloniye istersen ana arı bile versen işçi arısı daha az kalır. Çünkü sen ana bölme işlemini gündüz yapıyorsun. Gündüz yapmış olduğun bölme işleminde arı, tarlacı arı, işçi arı genelde dışarıda kalıyor. Koloniye ayak tutan işçi arıdır. Senin başka bir yere götürdüğün arı yumurtadan yeni çıkmış yavru arı oluyor. Bu da 15-20 gün koloni içindeki görevini tamamlaması gerekiyor. Ergenliğe ulaşması gerekiyor ki 21. günün sonunda dışarıya çıksın, işçi arı olsun. Bu durumda da arın zayıf kalır, balsız kalır. Böldüğümüz arıya, başka tarafa götürdüğümüz arıya otomatikmen direkt şerbet vermek gerekiyor ki hem bal durumunu ayarlasın, dengesini yapsın, hem de yumurtada arılarını hızlı geliştirebilsin diye. Yani arı bölmek aslında işçi arının ağırlığına göre değişir. Siz şimdi arıyı böldüğünüz zaman, bu koloniyi burada böldüğünüz zaman, bugün bölersek bu koloniyi, şu anda içindeki mevcudun %85-%90'ı yakını, yani yeni çıkmış koloni içinde çalışacak arıdır. Dışarıda çalışabilen, floraya çıkabilen tarlacı dediğimiz arı değil. Siz bunları aldığınız başka bir yere götürdüğünüz zaman buna dışarıdan herhangi bir bu sefer bal, kek vermezseniz dışarıdan polen veyahut da nektar akımı olmayacağı için bu arının gelişimi zayıflayacak. Genelde arıcılarımızın yapmış olduğu hata bu bölgede bu. Koloniyi bölüyorlar. Böldükleri gün saat 10 gün ortasında oluyor. Tarlacıların %100'ü dışarıda arının. Koloninin içinde kalan arı %80, %90 yavrulu arı, yeni arı.
Yani koloni içinde çalışabilecek arı, dışarıya çıkamayan, tarlacı olmayan bir arı. Koloniye henüz bir katkısı olmayan, koloniden sadece tüketime sebep olan bir arı bunlar. Siz bunu böyle başka bir yere götürüp besleme yapmazsanız o arı kışa, sonbahara hazır olmaz, kışa hazır olmaz ve ölür. Bu sefer de arı bölümleri, arı böldüğüm zaman arı yaşamıyor, arı yaşatamıyorum gibi sorunlar oluyor. Aslında her şeyin başı insanoğlunda ihtiyaç duyduğu gibi besindir, gıdadır. Biz bu gıdayı arıdan, yani bal olarak almasak elinden, arı kendi döngüsünü yapar sürekli. Ama biz bu arının üstte koymuş olduğumuz ballık katlarındaki üretmiş olduğu balı, sonbaharda kışa yiyeceği olan balı biz alıp kendimiz tüketiyoruz. Şimdi kendin tükettiğin bir şeyi karşılığında buna bir mükafat veriyor olman lazım. Veyahut da bunun kendi dengesini, otomatikmen doğal dengesini bozmaman lazım. Bunu da nasıl yapman lazım? Besleme yapman lazım. Bal şerbeti yapıp, ekonomik ucuz bal alıp besleme yapman lazım. Ben bu sene onu yapıyorum. Bu sonbaharda onu yapıyorum. Ekonomik ucuz bal aldım. Bu balları şerbetle açıyorum. Suyla açıyorum. Arılara o şekilde, zayıf olanlara, ihtiyaç olanlara o şekilde veriyorum. Güçlü arılardan çerçeveleri, ballı çerçeveleri zayıf arılara kaydırıyorum. Yani bir koloniye besleme yapmazsanız, bakmazsanız, varroa mücadelesi yapmazsanız şu anda az önce görmüş olduğumuz tabloyla karşılaşamazsınız.